Veriyoruz şu an. Şimdi bu bölümde özellikle kangren haline gelmiş bir sorun var. Bu sorunu her platformda ifade ediyoruz. Herkes de sanıyorum bu konuda ciddi anlamda destek. Nedir bu sorunumuz? Mağdur üzerinde iş kabulü, iş sayısı. Peki mağdur nedir? Mağdurun cevabı yok. Bir ölçü var mıdır? Ölçünün cevabı yok. Bir kıstas var mıdır? Kıstas yok. Nedir mağdur? Mağdur. Biz şimdi bu mağdurun ne olabileceği noktasında bir çalışma yaptık. O mağdur bize göre mağdur olan sizlere göre mağdur olmayabilir. Şu anda bu çalışma tamamen bir ön çalışma olarak değerlendirmenizi istiyoruz. Biz bu çalışma yaparken şuradan hareket ettik. Bu soru ne zaman konuşuluyor, her platformda ifade ediliyor ama biz bu zamana kadar bu konuyla alakalı ortaya tartışılabilecek bir çalışma konduğunu, bir omurga konduğunu görmüyoruz. Bu eksikliği giderme adına biz şu anda bir çalışma ortaya koyuyoruz. Altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu çalışma eksik olabilir, fazla olabilir, yanlış olabilir, hatalı olabilir, geliştirmesi gereken alanlar olabilir, mükemmel olduğu alanlar olabilir. Biz sadece bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı buradan başlamak suretiyle çok değerli hanımefendinin dikkatine sunmak istiyoruz. İsteyenin istediği platformda da tartışıp geliştirmeye ve desteğini de bekliyoruz. Her türlü platforma gitmeye veya kabul etmeye de hazırız. Onu en başta altını çizerek ifade etmek istiyorum. Çünkü alan hakikaten karmaşık bir alan. Bu alana ilişkin sınırlar getirmek veya bir kıstası diğerine tercih etmek veya hepsini bir arada almak sistemin hem karmaşık hale getiriyor hem de sistemin tutundurması noktasında ciddi sorunlara yol açıyor. Dolayısıyla başlamadan önce bu bir ön çalışma, bu ön çalışma noktasındaki her türlü desteğe açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi buradaki amacımız ne bizim? Mesleğin kalitesi, güvenilirliğini, saygınlığını artırmak, meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti engellemek, meslek faaliyetinin yürütülmesinde gereken mesleki özenin gösterilmesini sağlamak, hazine kaydının önlenmesini sağlamak, mesleki çalışma standartları ve etik kurallarına uygulanmasını sağlamak. Şimdi biz bu slide'ı hazırlarken en başta şeyi koymuştuk. Hep mali verici yaklaşımıyla hazine kaydının önlenmesini sağlamak. Şimdi kendi tartıştığımızda arkadaşlar dedi ki, arkadaşlarla şu noktada karar kıldık. Hazine kaydımız için önemli ama bu noktadaki en önemli şey mesleğin kalitesini geliştirmek. Dolayısıyla bu mesleğin kalitesini geliştirme adına yaptığımız bu uygulamada bu ifadeyi mutlaka öne çekelim. Hakikaten bizim yola çıkma nedenimiz ve kurumların yani her düzeyde temsilci ifadesi meslek kalitesini yerleştirmek. Umuyorum, arzu ediyoruz ki bu noktada katkı sağlarız. Mevzuatımıza meslek mensuplarının yıl içerisinde kabul edilecekleri iş sayısı ya da günlük mesaisinin kaç saat olacağı hususunda şimdiye kadar herhangi bir sınırlama yok. Ve buna ilişkin bir iş kapasitesi belirleme ihtiyacımız var. Şimdi biz buna nasıl ulaştık? Elbette bu gibi toplantılarda ifade edildi. Her türlü görüşmelerde ifade ediliyor. Ama bunun ötesinde bizim de biraz önce bahsetmiş olduğum elektronik ortamda bilgilerin alınması var. Burada yapmış olduğumuz analizler bizi dehşete düşürüyor çoğu zaman. Çok böyle uç noktalarda istatistikler elde ediyoruz. Bu da hakikaten bu noktada bir şeylerin yapılması gerekliliği noktasında bize güçlü sinyaller veriyor. Onun ötesinde belki müfettişlerimizin bir takım tespitler oluyor, bir takım çalışmalar da oluyor. Bundan da bize bu konuda yol gösteriyor. Şimdi bir takım istatistikler paylaşmak istiyoruz. Şu anda 2011 verilerinde bu veriler, 2051 tane yeminli mali müşavirimiz var, fiilen çalışan. Toplam sözleşme sayımız 82, bir yememeye düşen ortalama tasdik, ortalama sayıda 40. Şimdi İstanbul'a baktığımız zaman bir yeminli mali müşavir 134, 129, 128 diye gidiyor. Toplam sayılara baktığımız zaman 300 ile 200 arasında kümelendiğini görüyoruz. Türkiye'deki ilke baktığımız zaman Adana bu konuda lider 1066, 758, 561, 463 sayılmış olduğu iki tanesi
Ankara'da ciddi anlamda bir sözleşme sayısında ciddi bir bolluk var. Yani bu sayıları ulaşmak hem bir imza atsa her gün bir sayfasını paraklasa ilişkilemez diye düşünüyoruz. 1060'tan 350'ye kadar çıkan bir yoğunluk var. İlk üçe baktığımız zaman Ankara'da 561 ile lider, İstanbul 266 ile liderlik var, İzmir 192, Adana 150 ile lider, Antep'te 421 sözleşmesi olan müşavirimiz var. Peki denetim firmalarında durum nedir? Denetim firmalarına ilişkin istatistik 2010 yılına ilişkindir. Denetim firmalarında da tasdik sayısı 711, 325, özellikle isim vermek istemedik. Denetim firmasında 711, diğerinde 325, bir diğerinde 413, bir diğerinde 447 tam tasdik. Toplamında da 1438 gibi bir sözleşme sayısına ulaşıyor. 787, 915, 596 gibi sözleşme sayıları var. Ve bunların da yanlarındaki sütunda da ortak yememe sayılarını görüyoruz. Bu sayılarla bu işlerin yapılamayacağı ortada. Aynı trajik manzara serbest muhasebeciler için de, serbest muhasebeci mali müşavirler için de söz konusu. 550 mükellefi olan seneme sayısı 25, 400 ile 500 arasında mükellefi olan 58, 300 ile 400 arasında olan 225, lütfen dikkat, 200 ile 300 arası 1145, 100 ile 200 arası olan 7695 tane mükellefi olan, 100 ile 200 arasında mükellefi olan sayı 7693 tane serbest muhasebeci mali müşavirimiz var. Şimdi istatistikler hakikaten bir sinyal veriyor, bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Şimdi yasal durum nedir mesleğin? Biz diyoruz ki bu meslek serbest meslek faaliyeti, serbest meslek faaliyeti de şahsi mesaiyle yapılacak bir faaliyettir. Dolayısıyla her ne kadar yardımcı elemanları olsa bile bu yardımcı elemanlar ancak bu işin yürütülmesini kolaylaştırıcı niteliktedir. İşin esasını direkt olarak etki etmez diye düşünüyoruz. Biz bunu daha önce ifade ettim. Aynı örneği müsaadenizle vermek istiyorum. Yeminli mali müşavirler cerrahtır. Bir cerrahın yapabileceği iş kapasitesi bellidir. Yanındaki denetçileri veya elemanları da cerraha yardımcı olacak pozisyonda olan ama yatağında personeli veya sağlık personeli. Ama neşteri bulan insan tektir. Neşteri bulan insanın da bir kapasitesi olması gerekir diye düşünüyoruz. Bu çalışmamızın yasal dayanağı nedir? Belki tartışmaya muhtaç alanlarından bir tanesi de budur. Biz bunun belli usul kanun 222 maddesine dayandığını ve yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ama bu konuda tartışmaya açığız. Ne diyor 222 madde? Vergi beyannamelerinde 3568 sayılı kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci mali müşavire, yeminli mali müşavire tarafından imzalanması mecburiyeti getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya en yeterli olabileceğini düşünüyoruz. Yetmediyse 3568 sayılı kanun 12. maddesinde tasdike ilişkin genel bir yetki var. Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları, tasdike ilişkin usul esaslar, gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve belgeleriyle belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı'nda çıkacak denetledikleri belirledi. Bunun yanında ayrıca usul esas yönetmeni haksız rekabete ilişkin hususlar var. Haksız rekabete yönetmemesine ilişkin düzenlemeler de bu çalışmanın dayanak noktasında destek verir diye düşünüyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili biz nasıl harekete geçtik? Bu konuyla ilgili meslek örgütüne yazı yazdık. Bu meslek örgütüne yazılmış olduğumuz yazıda sözleşmelerin türleri, şirket büyüklükleri, ihracat kapasiteleri, alt mükellef sayıları, meslek mensuplarının yanında çalışanların sayısı, mükelleflerin farklı yerlerde bulunması, yer almış olduğu sektörler gibi hususları dikkate alalım ve bunlara ilişkin hem serbest muhasebeci, mali müşavirler hem de yeminli mali müşavirler açısından bir çalışma yapıp bu çalışmayı ortaya koyalım dedik. Ve bu çalışma daha sonra sanıyorum bu yazılar odalara dağıtıldı. Odalarda bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Peki.
Peki, biz bu işi yapıyoruz ama bu işi yapmadan önce diğer mevzuatlarda buna ilişkin iş kapasitesi ne sınırlama getiren, bir belirleme yapan başka düzenlemeler var mı? Özellikle her şeyden önce bir STK'da sağlık sınırlaması var. Bu sağlık sınırlaması alacağımız iş kapasitesini zırhlı olarak belirleyen bir kıstas. Onun ötesinde aile hekimliği hususu var. 5258 sayılı aile hekimliği kanunun 5. maddesinde bir aile hekiminin asgari 1000 az hani 4000 kişiye hizmet verebileceği eczane sayılarının kısıtlamasında bir husus var. Yapı denetim firmalarında getirilen kısıtlama var. Yapı denetim firmaları belli bir büyüklükteki inşaat metrekaresi üzerinde çıktıkları zaman yeni bir iş alamıyorlar. Sistem kendiliğinden kabul etmiyor. Dolayısıyla yeni bir işi sisteme giremiyorlar. Girmiş olsalar bile bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onayını alamıyorlar. Buna ilişkin bir düzenleme var. Şimdi biz iş kapasitesini belirlerken neyi dikkate almaya çalıştık? Üst puan esasında bir puanlama yaptık. Şimdi biz puanlama yaparken, iş kapasitesini ortaya koyarken yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeli mali müşavirlere total manada bir sayı getirmek suretiyle bir kısıtlama yapmayı düşünmüyorum. Onunla tartıştık ama çok tartışmaya açık bir alan olduğu için vazgeçtik. Biz burada her meslek mensubunun kendi portföyünü baz almak suretiyle bir değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. Benim portföyümü değerlendirdiğiniz zaman bir yeminli mali müşavir olarak benim 40 tane kendimle ilgili sözleşme yapmama olanak sağlanabilir. Ama başka bir arkadaşımın 70 tane olabilir. Başka bir arkadaşımın portföy durumuna göre 10 tane sözleşme yapmasına cevaz verebilir. Bunu biz niye nasıl yapıyoruz? Meslek mensubunun portföyündeki işletmeleri baz alıyoruz. Meslek mensubunun portföyündeki işletmelerden hareketli bir kapasite belirlemeye çalışıyoruz. Böyle bir kapasite belirlemenin daha ağırlıklı olduğunu düşünüyoruz. Baz aldığımız 3 tane temel kriter var. Birincisi çalışan sayısı, ikincisi metaklik büyüklüğü, üçüncüsü yıllık hasılat belirlemesi. Biz burada bir işletmenin hangi kodda olduğunu bu iş hacimleri, aktif yüklükleri ve çalışan sayılarına göre bulmak suretiyle kodunu buluyoruz, kodunun karşısındaki puan katsayısını almak suretiyle bir müşavirin yapabileceği iş kapasitesini, 100 puana tamamlayacağı iş kapasitesini tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken bir takım tabii kıstaslarımız var, bir takım ya bilanço dipnotu gibi düşünebilirsiniz. Bir takım açıklamalarımız var. Özellikle 65 yaş üzeri serbest muhasebeci mali müşavirlerde bu puan katsayısı iki kat uygulamayı düşünüyoruz. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin defter vazifetine mükelleflerin serbest muhasebeci mali müşavirlerin iş yerinin bulunduğu il merkezi dışında ise bu katsayıyı %25 artırmayı planlıyoruz. Serbest muhasebeci mali müşavirlerin defter tutma hizmetine mükelleflerin işletme hesabı esası veya serbest meslek kazanç defterine göre defter tutması halinde işçisi durumda puan katsayısı 0.5, işçisi olması durumda 0.75 olarak almayı planlıyoruz. Puan katsayıları her meslek mensubu için ayrı ayrı değerlendirmeyi hedefliyoruz. Puan katsayıları hizmet işletmeleri için 0.25 düşürülecek. İmalat ve inşaat işletmeleri için 0.25 arttıracağız. İşletme büyüklükleri ölçütleri bir önceki yılın verilerini alacağız. İşletmedeki çalışan sayısı ise bir önceki yılın ortalamasını almak suretiyle yapacağız. Şube sayısı eğer bir işletme şubeleşmiş ise 0.25 artıracağız. Eğer ön muhasebesi 3.568'in kanuna göre olsa kalmış bir meslek mensubu tarafına yapıyorsa %25 indirimli olarak uygulayacağız. Bu bizim şu ana kadar kendi arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz tartışmalarda ortaya çıkan şeyler, dikkate alınması gereken unsurlar. Bu unsurlar artırılmaya mutlaka ihtiyacı var. Belki çıkarılması gereken hususlar da vardır. Ülkü Bey'in gözlerinin içinden okuyan yaş 65 değildir inşallah. Ya bu kriterlerimiz kesinlikle, bu kriterler kesinlikle nihai kriterlerimiz değil. Bunları biz tartışmaya açmak adına, tartışmaya yönlendirmek adına uygulamaya çalıştığımız kriterler.
Evet. Bunu bir uygulama örneği müsaadenizle çok kısa arz etmek isterim. Diyelim ki bir sekre sponsorluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 nolu işletmelerden sırasıyla 13, 12, 9, 7, 3, 1, 2, 2, 1 gibi